Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Siyah beyazlar Ocak ayı transfer dönemi için çalışmaları yürütüyor. Sezon başında Beşiktaş'ın ilgilendiği Luke De Jong Sevilla'dan Barcelona'ya transfer olurken vatandaşı Koeman'ın kovulması sonrasında Barcelona'dan gönderileceği ve Beşiktaş'ın yeniden devreye girebileceği iddia edildi. Sportun haberine göre Xavi Hernandez ile görüşmelerde bulunan Barcelona kısa süre içerisinde Luke de Jong ile görüşüp takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararı kendisine iletecek. Bu noktada Beşiktaş'ın yine transfer adına devreye girebileceği belirtiliyor. Sporttaki habere göre Beşiktaş'ın onunla yine çok ilgilendiği ve yeniden kadroya katmak adına girişimlere başlayabileceği belirtildi. Bir sezonda 3 farklı takımın formasını giyme şansı bulunmuyor. Fakat Sevilla ile resmi bir maçta forma giymemiş olması nedeniyle Ocak ayındaki olası bir transferde sorun yaşamayacağı da gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın Luke kadrosuna katabileceği aktarılırken Barcelona'nın da bir golcü takviyesi gerçekleştirebileceği ifade ediliyor. Öte yandan Beşiktaş'ta gözler devre arasında kadroya katılması planlanan isimlere çevrildi. Siyah beyazlar buna göre Alanya Spor'da sergilediği istikrarlı performansla göz dolduran Efecan Karaca için Ocak ayında teklif yapma kararı aldı. Takvimde yer alan habere göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli takviyesi istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Alanya formasıyla iyi bir sezon geçiren tecrübeli yıldıza kancayı attı. Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede "2-3 bölgede onu kullanabilirim" dediği belirtildi. Siyah-beyazların devre arasında Akdeniz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor. Alanya Spor ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Efecan Karaca ile Trabzonspor'da ilgileniyor. Milli futbolcunun iki kulübede sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Diğer yandan Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan, Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan isimlerinden biri olan ve yaş grubunun en değerli kalecisi konumundaki Ersin Destanoğlu için önemli takımlar sıraya girmiş durumda. O kulüplerden biri de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran Fransa Lig 1'in son şampiyonu Lille. Fransa Ligi'nde yeni sezonda beklentilerin uzağında kalan kulüp 11 maç sonunda 15 puanla 10. sırada yer aldı. Kulüp yönetimi sezon başında kalecileri Mike Megna'yı İtalya Serie A ekibi Milan'a gönderirken yerine İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in formasını giyen 25 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Grbić kiraladı. Grbić'in performansa göre opsiyonu kullanmayı düşünen yönetim, kalecinin kötü performans sonrasında karar değişikliğine gitti. Başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok karşılaşmada Beşiktaş'ta Ersin'i yakından takip eden Lille yönetimi, sezon sonunda Kartal'ın kapısını çalabilir. Eğer kötü gidişata dur denilmemesi durumunda, sezon sonu beklenmeden ara transfer döneminde Ersin için Beşiktaş'a resmi teklifte bulunabileceği iddia ediliyor. Beşiktaş'ta ise Ersin Destanoğlu'nun Haziran 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Siyah beyazlar ise genç kaleciyle mukavele uzatmak için masaya oturacak ve Lil'in yüksek bir teklif vermesi durumunda ise satışına onay verecek. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemine gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you